sıradaki VTR'miz. Sıradaki VTR'mizde Profesör Doktor Mustafa Yücel bizlere çok güzel bilgiler aktarıyor. Hemen izleyelim. Arkasından tekrar buradayız. Hocam öncelikle bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Bu yoğun tempoda bize zaman ayırdınız. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün menisküsü konuşacağız zannedersem. Öncelikle ben menisküs nedir, belirtileri nelerdir kısaca bahsetmenizi isteyeceğim. Menisküs iki kemiğin arasında, uyluk ve alt bacak kemiğin arasında bulunan bizim bu kulak kıkırdağımız gibi yumuşak ve hareketlerimizde de tampon görevi gören bir organımız. Her dizde iki tane var, iç ve dış olmak üzere. Toplam insan vücudunda dört tane menisküs var. Bu da tabii menisküsün yaralanma olasılığını dört misli arttırıyor. Menisküs yırtıklarını biz daha çok 40'lı yaşlardan sonra dejeneratif olan türlerinde yorulmaya bağlı olarak, eskimeye bağlı olarak görüyoruz. Gençlerde daha çok spor travması olarak ortaya çıkıyor. Çok gençlerde, çocukluk yaşlarında ise daha çok anomaliler olarak görebiliyoruz. Menisküsün yırtılması ile beraber eklem içinde sıvı toplanması, kıkırdaklara zarar vermesi ve bunun tedavi edilmemesi halinde de gittikçe artan bir hızla bir buçuk sene gibi bir zamanda hastanın bacağında bir çarpılmaya, bir eğrilmeye gidişin ve bunun da sonucunda bir kireçlenme başlangıcını görüyoruz. Peki hocam, o zaman biraz diş protezlerinden bahsedelim mi? Diş protezi nedir? Hangi ameliyatlarda kullanıyorsunuz? Demin başlangıcını yaptığımız ve yarım protezden bahsettiğimiz şu küçük yarım protezlerle başlayalım. Bunlar eğer eklemin sadece bir yeri bozulmuşsa, yani bütün bir eklemi yenilemeyip sadece bozulmuş olan tarafa konulan küçük protezlerimiz. Şu alt kısma gelen parçası, bu da onun metal metale sürtmesin diye konulan polietilen dediğimiz plastik parçası. Bu üst kısma takılıyor, şu da alt kısım oluyor. Ve dolayısıyla o hastalanmış olan kısımda böyle bir dizin kıvrıldığı, 140-150 dereceye kadar kıvrıldığı ve rahat hareket edebilen bir eklem parçası yaratmış oluyoruz. Dizin dış tarafında ise bu yenilenmiyor. Yani orada kemik, kıkırdak, dokular tabii olarak kalıyor. Ama öyle bir durumlar oluyor ki, mesela basketbolcu. Çok güzel basketbol oynamış, bu sırada birkaç sakatlık geçirmiş ve sonunda çapraz bağlarını kaybetmiş, kıkırdaklar erimiş. Ve çok erken yaşta, 30-33 yaşında her türlü ameliyatı olmuş ve ayağı ya dondurulacak, düz kalacak ya da protez takılacak. Şimdi bu bizim çok tercih etmediğimiz ama hastanın yaşam kalitesini düzeltmek ve ona yardım etmek amacıyla uygulamak zorunda kaldığımız bir protez yaşı. Ama normalde biz 60'lı yaşların üstünü tercih ediyoruz. Zaten dejenerasyon, bozukluk da o yaşlardan sonra geliyor. Ama bir trafik kazasının sonucu, bir spor kazasının sonucu 45 yaşında veya kalça protezlerini ele alırsak mesela uyluk kemiğinin başında gördüğümüz nekroz ve başın ölmesi, çökmesi gibi durumlar veya diyaliz hastalarında gördüğümüz bazı bozukluklar nedeniyle bazen eklemleri daha erken yaşlarda yenilemek zorunda kalıyoruz. İşte o zaman mümkün olduğu kadar işi küçük tutup küçük protezi koyup arkasından ikinci bir ameliyat, çünkü o hasta 40 yaşındaysa bu protezimiz 15 yıl dayanırsa demek ki biz 55 yaşında bir kere daha gelip bir protez ameliyatı olacak. O zaman bunu küçük tuttuysak büyük proteze yerimiz, kemik dokumuz kalmıştır elimizde. O zaman daha rahatlıkla bu protezi yaparız diye düşünüyoruz. Peki hocam, son bir soru sormak istiyorum. Bu protezler peki vücudun kabul etmeme gibi durumu söz konusu olabiliyor mu? Yani her vücut protezi kabul ediyor mu?
Bu soru, halk arasında kabul edip etmeme sorusu aslında enfeksiyona, iltihaba tekabül ediyor. Normalde bu protezleri vücudumuz, bütün insanlar kabul ediyor. İçinde bulunan nikel sebebiyle, nikel alerjisi olan hastalara da üzerine bir kaplama yapmak suretiyle bu protezleri yani aynı şekilde takıyoruz. Yalnız onlara yapılmış kaplama sarı. O sarı kaplamayla yaptığımız protez, benim birkaç defa karşıma çıktı nikel alerjisi olan hastamız, sorun olmadan da hayatını sürdürdü, protezini de kullandı, alerji yapmadı. Ama bir de enfeksiyon dediğimiz, iltihap dediğimiz durum var. Boğazdan, bağırsaklardan, akciğerlerden gelen bir iltihap veya dışarıdan gelen bir enfeksiyon, bu protezi enfekte eder, iltihaplandırır. İltihaplandığı zaman bu protezin üzerine gözle görülmeyecek bir ince iltihap tabakası kaplar. Ve artık o protez vücuttan atılması gereken bir madde olarak görülür vücudumuz tarafından. O şekilde kaydedilmiş ve üzerinde çalışılan bir protez vücut tarafından bir an evvel çıkarılmak durumundadır. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bilgiler paylaştınız bizimle.